Seni tanıyalım. Abi ben Karaçurba'dan Ramazan Dirmilli. Sen Ramazan, ben Ben Ramazan. iki Ramazan buluştuk. Sen Ramazan, ben Ramazan. Çalayım düdük ile borazan. Bir de Ramazan ayında buluştuk. İki Ramazan, Ramazan ayında buluştuk. Ancak bugün de ay garanı. Evet. Aşı ve dikme, zepse meyve dikme Tabii. zamanı. Şimdi portakal aşılayacağız Valencia'ya. Hangi dalı keseceğiz? Şurada aşılık şu dalımız var. Evet. Bu dalımız haliyle çok güzel yaprağı şeyi gözlü evet. belli. Bu dalı alacağız. Biraz çiçekli ama gözümü biraz zor. Hani sen kıyamıyor bazen ağaca ama. Evet, kıyacağız ama, galiba. Kıymak zorundayız. Şöyle alıyoruz bunu. Evet. Senin öbür ağacı aşılayacak olduğumuzda hemen bu aşımızı kolduracağız. Şimdi portakalımızı aşı Valencia'ya erken portakal aşılayacağız. Valencia'ya geç portakal. Evet. Nasıl yapıyor şimdi? Şimdi bu Washington aşımız. Sen Washington'u tercih ettiğin için Washington'dan aldık aşımızı. Evet. Bunu göz aşısı yapacağız. Bu iki ağacımıza. Evet. İki dala. Hemen bu dalda zaten hemen şöyle şuradan alıyoruz. İkişer tane göz vuracağız. Evet. Tam da vakti yani ayda garanti dedikleri tabiri evet. köylünün şey yaptığı bir tabir vardır. Ayın ayaydını garantisi dedikleri. Evet. Tam da zamanı çok güzel. Şu günlerde tutur verenler hemen %100 olmasın da %90 aşı tutar yani. Nereden öğrendin bu işi? Ya bunu bizim Karaçuva'nın eski bakkallardan bir Mustafa amca vardı rahmetli. Bakkal Mustafa. Evet. Gördü ağacı aşılardı. Cennet mekanı olsun. Allah gani gani evet. rahmet eylesin. Bazı şeyler, çok şeyler ben ondan aldım bu feyzi. Evet. Ben ilkokul ikinci sınıftayken aşı yapmaya başladım. Bizim orada aşı yapmaya İlkokul ikinci sınıfta aşı yapmaya başladım. İkinci sınıfta. Babam böyle biraz bir sarı aşı çekerek ektiydi. Hepsi ocak gibi hepsi çıktı. Ulan bunları sen aşıladı dedi. Ben hem öğrendim dedi. Ulan amca ben bunu yapamam dedim ben. Ulan dedi çocuk dedi. Yapan dedi öğrenen anasından öğrenik mi doğuyor bu dedi. Ben de elden gördüm. Ben de yapıyorum dedi. Ben de sana öğreteceğim diye uğraşıyorum. Yani ilkokul ikinci sınıfta. Evet. Sarı eşeğin aşısını tutturdum. Sarı eşeğe portakal aşıladım. Mandalina aşı, limon aşıladım. Limon evet. aşıladım. O zaman tuttum. O zaman bu tutunca ben çok bir kendimce bir gurur yaptım. Sevindim. O zaman o bana bu heves başladı. Şimdi cevizdir, limon, portakal, erik ne akla gelirse her türlü şeyi aşılıyorum. Buna göz aşısı göz deniyorum. Aşısı. Evet. Evet bu kalemlere ikişer tane vurduk mu dedik. İkişer evet. tane bile yetiyor yani. Tam da mevsimi. Hemen şöyle ölçüsünü alıyorum. Maşallah şuna bak. Çok da güzel. Tam vaktini denk getirmişiz. Evet. Kabuk da o kadar sulu ki fevkalade böyle şap gibi açılıyor. Bakalım amcam tükürükle derdi bana. Bu tükürükle de bir şifa varmış Allah tarafından. Evet. Aşıyı da tükürüklersen o da bir şeymiş yani. Hiç boşluk kalmayacak. Evet. Yani sen ölçüyü tam aldın anladığım evet. kadarıyla. Hı-hı. Bunu tükürükle derken hani biraz bazı evet. yaşlı amcalar esprisine tutturur bilmem tutturur. Eski dikmekle yazık gibi derler ama. Bir göz de buraya koyuyoruz. Bir göz öbür, zıt tarafa koyun ki evet, bir dallar sağa sola gitsin. Hemen şöyle ortasından alıyoruz. Maşallah çok da güzel. Kabuk tamamen şey yapmış. Evet. Tam vaktine denk getirmiş. Şuna bakın nasıl açılıyor. Kendi açılıyor böyle. Aşı bandında da yaptım mıydı? İpten daha güzel oluyor. Evet. Bunun icabında zamanı geldiğinde, şey olduğunda almasan bile, Hı. hani unutursun hasbel kadar, almasan bile bu lastik ya, güneşte gevşiyor bu kendiliğinden yumuşayıyor. Anladım. Ağacı sıkmıyor ama ip eğer almayı unutursan tabii o sıkıp gidiyor icabında. Evet. Ama lastikte öyle bir problem olmuyor. Anladım. Yani güneşle gevşiyor güneşle zaten. Erdi batıyor bunu. Evet. Evet böylece
Bir sağına bir soluna iki tane gözyaşımızı vurduk. Şimdi diğerine bir geçelim. Bir de buna vuralım. Gözyaşımızı alıyoruz. Maşallah ağaçlar da tam suyunun üzerine iyi bakmışsın abi bunlara. Bu işte. Çoğunun ağacında bir aşılık alan desen aşılık bile bulunmuyor. Biz çocuk bakar gibi bakıyoruz. Tabii ne iş yaparsan. Evet. Her şey en iyisini yapacaksın. Tabii her aşının aşılama mevsimi var mı? Mesela göz aşı ne zaman yapılıyor? Başka aşılar ne zaman yapılıyor? Şimdi şu anlarda mesela göz aşısı, kalem aşısı, zeytin olur, limon, portakal olur hepsi yapılıyor. Ama genelde limon, portakalda kalem %5 gibi tutar. Evet. Genelde böyle güzel bir şahını denk getirdikten sonra, gök damarlı olduktan sonra evet. Genelde portakalda, limonda göz aşısı çok mevcuttur. Göz aşısı mükemmeldir. İdeal olan odur yani. Önce ölçüyorsun. Hı hı. Ölçüp biçiyorsun. Evet. Böyle ölçerek yaptığım zaman ağacın kabuğuna fazla bir şey zarar vermiyor. Evet. T biçiminde mesela aşı oluyor. Evet. T biçimine kestiğinde bazı T'nin örneğin çapanın saplığı gibi gösteri oluyor ya. Evet. Aşağıya çok da bıçak kaçıyor. Bu sefer ağacın aşağını yaralanıyor. Yara da ileride kurt yapıyor, bilmem ne yapıyor, karınca giriyor. Ağacın orasını uyuzlaştırıyor. Evet. Aşı tutsa bile canlı bir şekilde böyle büyümesi iyi olmuyor. Fazla şey yapmıyor yani. Peki cevizin aşılama günüyle erin, elmanın, ayvanın, armudun aşılama şeyler değişiyor mu zamanları? Ceviz, normal erik, armut, ayva bunlar hemen aşılanabiliyor mesela. Hangi ayda? Işte şimdi Mart'tayız. Mart'ın, evet. Mart'ın başından Nisan, Mayıs ayına kadar aşılanabilir. Ayıgaran, ayaydın önemli mi? Tabii. Onu takip etsen çok da iyi bir şey. Takip etmezsen bazen hep atalarımız buna riayet etmiş. Tecrübe olarak bu işte bir saygı duymuşlar, bir bilinç edinmişler. Biz de yani bunu devam şey yapmış olsak, ona uymuş olsak daha iyi olur. Neden? Onun da bir tecrübesine saygı duymak lazım. Bu cevizde biraz zamanını takip etmek lazım. Cevizi çok erken şey yaparsan, evet. Bu da kabuğu kaldırabilirsen, kabuk da altı tamamen suyu aldıysa da ceviz öyle aşılır. Şu anda mesela bizim buralar sahil olduğu için şu günlerde ceviz aşısına başladık. Ceviz yapıyor. Sahillerde bazı meraklar vardı. Evin önüne bir ceviz ağacı dikmiştir. Veyahut yediği cevizden düşürmüştür, çıkmıştır. O da tabii mükemmel olarak mesela en uzanan şey olarak çetmir dediğimiz cevizler var. O cevizleri tercih ediyorlar genelde. Hele hele böyle sahillerde de çok geçerli o. Yani çetmir cevizi evet. Sahillerde çok mükemmel tam şeysi yani. Yaylalarda da aslında mesela hani bazıları bazı aşıcı arkadaşlar ben işte başladım diye daha Mart güzel çıkıyor. Aslında Nisan'ın 20'sinde başlar. Evet. Hele hele en güzel en kıvamı zamanı Mayıs girdiğinde Mayıs'ın 5'inde 10'unda yapar. Cevizde. Cevizde. Hı. Cevizde Mayıs'ın 20'sinden önce bir kere başlanmaz. Ben yaptım diyen yaparsın yapmasına da. Altını kopatamazsın. Sağlıklı olmaz. O zaman cevizi Mayıs'ta aşılamak lazım öyle mi? Evet. Mayıs'ın 5'inde göz aşısı. Hayır. Hı. Göz geç kalıyor. Göz ne kalem, zaman oluyor? Kalem. Kalem aşısı Mayıs'ta. Evet. Göz aşısını biraz daha erken yapacaksın. Nisan'ın 20'lerinde. Evet. O Nisan'ın başlarında da yapabilirsin göz aşısını. Evet. Ama cevizde göz aşısı da rahatlıkla tutabiliyor. Az erkence tutturacak. Yani cevizde çok zaman çok önemli. Zaman neyi bilmezsen yaparsın aşıyı da tutmadıktan sonra da kıymeti yok. Evet, kaybedilen yıllar oluyor. Evet. Nisan'ın 20'sinde başlanıyor. El ele en güzel mevsimi de cevizde
Mayıs'ın başlarında 20'sinde yapılan ceviz aşıları, hele kalem aşıları, kalem üzerinde en güzel verimli zamanı, vahlı zamanı o zaman. Anladım. Şimdi benim evin yanında ayı vardı. Aynı bu zeytinler gibi 4-5 çatal bir oldu, yeri de kuvvetliydi. Armuda aşıladım. Armut tabi en kolay tutuveren bir şey. En kolay tutan şey. Kaç tane aşı yaptıysam hepsi tuttu. Şu an mesela görmek istesen bile gelip görebilirsin. Evet. Bu sene geri kalan dallarda şey yaptım. 4-5 çeşit armut yaptım. Bakalım en güzel hangisi çıkarsa orada sahile nasıl daha uygun olursana onları görüyorum, ne güzel kapı kalkıyor. Evet. Bakkal dedem dediği gibi bir de tükürklersen öyle yaparsan bu Allah'ın izniyle. Sen tükürtmeden yapma herhalde. Ben öyle tükürtme. Ben iyi, evet. İyi unut, vazgeçe yapmıyorum yani, ihmal evet. Etme yani. Biz yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek sakal bizikinler. Seninki iyi. Tükürüklemeden olmaz bu işler. Evet. Yani tükürük de bir Allah tarafından bir şifa verilmiş. Peki sarı eşiğe ne aşılanır? Sarı eşi demek eski. Evet. Turunç. Turunç eski, atası yani bu portakalın atası. Sarı eşiğe turunca yani. Mandalin, limon. Mandalin, limon, portakal. Bu üçü aşılar. Başka çok. Mesela greyfurt aşılayabilirsin. Ramazan Dirmilli. Karaşu'da, Muğla, Fethiye Karaşu'da yaşıyorsun. Evet. Çağrılan yere aşılamaya gidebiliyor musun? Gidiyorum. Yettiğin kadar. Gidiyorum. Evet. Çoğu yerde paralı yapıyoruz, parasız da yapıyoruz. Her şey para demek değil. Evet. Yani saygı duyduğumuz. Ama evde çocuklar aşıdan hasır yiyor. Para da olsa iyi olur diyeyim yani. Para, benzin paramızı, gaz paramızı çıkardım öyle. Yetiyor. Çok da fazla para yaşıyoruz. Bunun mutluluğu da var değil mi? Ya bu zaten bir hastalık. Öyle mi? He. Şimdi aşıladığın meyve verim verdiği zaman sonra baktığın zaman mutlu oluyor musun? İşte esas tadı o zaman yani. He. Bazı şeyin zevkine vardığın gibi. Bunun da esas böyle aşı gölü filizlediğinde tutumu sen, o zaman. Yol, zevkini, yoldan geçerken aşıyı gördüğün zaman tuttuysa bir de meyve verimliyse bakıp oturuyorsun değil mi? Sana gözün orada. Evet evet. Ben aşıladığım şeylerin sahibi olmasa bile gel ki geçer ki takip ediyorum. Yandan filiz çıkardı, onu kesiyorum. Budanması gerekiyorsa onu alıyorum. Yapmış olduğum aşılara. Yani bu bir sevdadan, zevkten evet. Gelen, sevgiden gelen bir şey. Ağaç sevgisinden gelen bir şey. Evet. Mesela bu sene aşıyı yaptım. Adam 3 kuruş, 5 kuruş para vermiştir, vermemiştir. Bu sorun değil. Tutmadıysa gelecek yıl gene 1 kuruş para almadan gene aynı ağacı gene aşılayır. Aşılayır. Evet. Yani bu bir sevgiden yani. Yoksa yaşatarak yaşayacağız. Evet. Çok sağ ol, var ol. Sizler de sağ olun. Sağ ol.